Merhaba değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri 2025 yılında Kürtlere yardım yapacak. Nasıl yardım yapacak? Birileri biliyorum çok kızacak, çok sinirlenecek ama Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki bütçesini açıkladı. 2025 yılında Kürtlere 500 milyon üzerinde bir yardım yapacak. Peşmerge'ye ve YPG'ye yardım yapacağını duyurdu yeni yıl bütçesinde değerli izleyenler. Evet, 500 milyon üzerinde bir yardım yapacak. YPG yaklaşık 148 milyon dolarlık bir yardım yapacak. Aynı şekilde geri kalanı da Peşmerge'ye ve Irak güçlerine bu yardımı sağlayacağını resmen CENTCOM duyurdu. Tabii ki bu haberi biliyoruz. Birileri bu haberlere sinirlenecek. Efendim siz Amerika'nın güdümüne girmişsiniz, Amerika'nın emrine girmişsiniz. Ama oysa ki Amerika Birleşik Devletleri'nden bir F-16 almak için aylardır, hatta yıllardır yalvaran yakaran bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Ama maalesef vatandaşlar Amerika ile Türkiye ilişkilerini bilmezken Kürtlerin Amerika ile yaptıkları işbirliğine yönelik eleştirilerde bulunuyorlar, kabul etmiyorlar. Çünkü Amerika'nın Türkiye'de 28 hava üssünün ya da askeri üssünün olduğunu bilmiyorlar ya da İncirliğin olduğunu bilmiyorlar ya da Türkiye'nin Amerika ile işbirliği yapması için yıllardır Amerika'ya yalvardı. Kürtlerle değil de bizimle ittifak kurun, biz müttefik olalım diye günlerdir, yıllardır uğraştığını falan bilmiyorlar. Daha iki gün önce Hakan Fidan yine Amerika'da, efendim Kürtleri bir kenara bırakın, bizimle ittifak kurun, biz istediğiniz her türlü kolaylığı sağlayacağız, yeter ki bizimle birlikte hareket edin diye. Biliyorsunuz CIA ile yapılan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da yapılan görüşmelerde dile getirilmişti. Ama ne yazık ki bu dilekleri gerçekleşmiyor. Ne yazık ki diyorum çünkü Türkiye'nin tek dileği Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen yanına almak ve Rojava'daki statüyü ortada kaldırmak. Çünkü şu anda Amerika Birleşik Devletleri Rojava'daki o statüye destek veriyor. Özerk yönetime destek veriyor. Özerk yönetim yetkilileriyle her gün neredeyse her hafta görüşüyor. Orada önemli üsler kurmuş durumda. Oradaki petrol yataklarını Kürtlerle birlikte yani YPG ile birlikte kontrol ediyorlar ve bu Amerika'nın da işine geliyor. Çünkü Amerika Orta Doğu'da uzun yıllardır aslında çok fazla güveneceği bir partner arıyor. O partnerlerden birisi de Kürtlerdir. Başta Güney Kürdistan'dı biliyorsunuz. Yıllardır Güney Kürdistan'daki Peşmerge gücüyle bir birlikte hareketlilik vardı. Ama şimdi durum biraz daha farklı oldu. İçerisine Rojava'da girdi ve Rojava'daki Kürtlerle birlikte yani YPG ile Demokratik Suriye güçleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri bir partner olarak Kürtleri Orta Doğu'da en güvenilir bir partner olarak seçmiş durumda. Hem İran'ın durumunu biliyoruz. Orta Doğu'daki yeni gelişmeler olabilir. Dolayısıyla Amerika'nın zaten böyle güveneceği güçlere de ihtiyacı vardı. Bu anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri Kürtlerle olan bu ittifakını, bu müttefiklik durumunu sürdüreceği yönünde her günde açıklamalar yapmaya devam ediyor.